Merhaba, birkaç ilginç vaka okudum. O yüzden bu videoyu sizlere hazırladım. Bu vakalar oldukça ilginç. Bazı küçük ipuçlarını öğrenebileceksiniz. İlki Türkiye'den Şişli Etfal acile 14 günlük bir kız bebek getiriliyor. Çay bardağı yerine saf alkol dolu olan bardaktan 810 mililitre kadar alkol içirilmiş. Kan düzeyi 22 mg 100 mililitrede yani 2.2 mg mililitrede yani 0.22 promol. Allah'tan bebeğe bir şey olmamış. Biliyorsunuz bizde yasal alkol limiti 0.5 promil. Bu da 50 mg alkol demek. Ama önemli olan şey yeni doğanlarda organlar gelişmediği için bu tür zehirlenmeler tehlikeli olabilir. Allah'tan bebeğimize bir şey olmamış. Şimdi yurt dışından iki örnek. Konyak %40 oranında bir kadın tarafından yarım litre kadar içiliyor. Üzerine bir vodka içiyor %35 oranında ve komaya giriyor. Kandaki alkol oranı 526 mg yani 5.26 promil alkol ve maalesef kadın hayatını kaybediyor. 27 yaşında erkek ise 2 gün uykusuz geçirdikten sonra o da vodka içiyor %35 oranında 2 bardak ve üzerine 1 bardak %15'lik bira içiyor. Maalesef o da komaya giriyor. Ondaki kan alkol oranı ise 378 mg. Erkek hasta da hayatını kaybediyor. Rakamlara dikkatinizi çekelim. Peki bu iki vaka nereden geliyor? Çin'den geliyor ve iki vakanın da uyuşturucu testleri negatif. 100 mg'ı geçtiği zaman yani 1 promili geçtiği zaman yürüme ve dengesizlik oluyor. 200'ün üzerinde ciddi alkol zehirlenmesi, 350'nin üzerinde ise solunum ve kalbin durmasıyla ölüm gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu promil ölçümüne bir de bu yönden bakmanızı isterim. Bir de ağır içenlerin hani fazla sarhoş olmadığı söylenir. Çünkü kronik alkol kullananlarda alkolün vücuttan atım hızı daha yüksek. Arada içenlerde veya düzenli kullanmayanlarda ise bu oran daha düşük. Dolayısıyla devamlı alkol içenler alkolü çabuk atıyorlar ve bu yüzden etkisini görmek için daha fazla içiyorlar. Bu da alkolizmin temelini oluşturuyor. Dolayısıyla akşamdan kalmanın temeli alkol atılana kadar devam edeceği gerçeğidir. Bir de üzerinde ısrarla durulan bir şey var. Şiddetli baş ağrısı o da alkolün damarları genişletmesine bağlı. Bunun yanında uykusuzluk, kas ağrıları, baş dönmesi ve bulantı kusma ki alınan gıdayla bu daha çok artıyor. Bunu herkes bilir. Bir de yoğurt ve şalgam suyu alkolün emilimini yavaşlatır. Bu yüzden bazı insanlar öncesinde veya alkol içerken bunları tüketirler. Böyle bir öneride bulunulur. Kadınların alkole karşı bir zafiyeti var. Bu da neden dolayı? Çünkü vücut su oranı düşük olanlarda daha çok etkili. Kadınlarda da vücut su oranı daha düşük. O yüzden onlar alkolden daha fazla etkileniyorlar. Bu yüzden su tüketilmesi gerekiyor. Yetmeyebilir çünkü idrara bol çıkıyorsunuz. Çünkü ADH diye bir hormon azalıyor. Bunun yanında uykusuzluk, yaş, kilo ve ilaç kullanımı da akşamdan kalma üzerinde önemli etkileri var. Bu durumda bu şikayetler daha çok artıyor. Peki ne yapmalıyız? Daha önce söylediğimiz gibi bol su tüketilmesi gerekiyor. Devamlı. Bunun yanında soda, tuzlu kreker, muz, şekerli gazoz, hatta aspirin öneriyorlar. Çünkü bu şikayetlerin çıkmasında bazı maddeler sorumlu. Bu maddelerin oluşumunu engelleyen ilaçlar öneriliyor. Aspirin onlardan bir tanesi. Naproxen gibi İlaçlar da söz konusu olabilir. Hatta diyorlar ki kahve ile beraber bunlar daha çok etkili oluyor. Ama bunların büyük bir bilimsel temeli söz konusu değil. Onun için alkolü ağzımızla tüketmek zorundayız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.